akşamlar Türkiye. Bilimin ışığını adeta bir olimpiyat meşalesi gibi programdan programa taşıyan Ben Seni Dinledim'e hoş geldiniz. Bugünkü konumuz yine tüm Türkiye'yi ve dünyayı etkileyen obezite sorunu. Elbette ki stüdyomda çok kıymetli konuklarım var, sizlere tanıtmak istiyorum. Öncelikle gastroenterolog Profesör Mesut Kalori bizlerle, hoş geldiniz. Hazımsızlık uzmanı Doçent Hüseyin Doç bizlerle, hoş geldiniz. Gıda müfettişi Fikri Baskın bizlerle, hoş geldiniz. Ve elbette ki uzman diyetisyen İbrahim Çekiç bizlerle. Diyetisyen mi? Evet. Ne olmuş? Yo, bir şey yok. Mesut hocam, çok rica edeceğim. Lütfen lafımı bölmeyin. Evet, elbette ki İsmail Canevinden de bize bağlanacak. Şu anda kendisi sosyal bir deney için gittiği bir detoks kampında ona merhaba diyerek programı başlatmak istiyorum. İsmail Bey, hoş geldiniz. Evet, sanıyorum biraz ses geç gidiyor. Sanıyorum bu. Ya kaçıncı program oldu bu? Ya kadın sana ne dedi? Lafımı kesme dedi. Sen kadın düşmanı mısın? Ne kesiyorsun ya? Fikri Bey, bir şey söyle. Neyse, boş ver, söyleme ya. Ne gereği? Beyefendi, ne münasebet? Ben kadın düşmanı falan değilim. Ya kardeşim, asıl sen kimsin ne ama ya? Ne? Ya sen kimsin ya? Beyefendi... Asıl sen kimsin ya? Pekala. Ben? Mesut hocam, obezite neden artıyor? Hanımefendi, bakın ben obezite ile ilgili bir şeyler söyleyeceğim. Sonra Hüseyin Bey diyecek ki obezite diye bir şey yok diyecek. Ve tartışma başlayacak yani. Allah koru, iftiradan saklasın. Ben öyle bir şey der miyim ya? Obezite tabii ki vardır. Nasıl ya? Şu an şaşkınım. Yani sizin de aynı fikirdeyiz. Yani obezite zararlı tıbbi bir terimdir. Doğru mu? Doğru mu? Bir dakika, bir dakika. Ben zararlı demedim. Obezite vardır dedim. Konuyu çarpıtma. Ha, başladık işte saçmalamaya. Saçmalık sensin, bilimsiz. Nesi varmış ya obezitenin? Benim halalarım falan hepsi obez. Küçük halam mahallede gezmek için böyle yapıyor. Kendini deviriyor, bilardo topu gibi dönüyor. Ne var bunda? Nasıl ya? İşte bu zararlı değil mi? Zararlı. Ne zararı? Benim halamın sana ne zararı var ya? Ne zararı olabilir benim halam? Benim halam mesela obezite zararlı. Nereden baktığına göre değişir kardeşim. Belki de faydalı. Misal, benim halam 138 kilo. Geçenlerde pazardan eve dönerken, karşıdan karşıya geçerken arabanın bir tanesi geliyor buna aduf diye bir koyuyor. Araba perde çıkıyor. Halamın elinden poşetler bile düşmemiş. Ya niye? O beldeki o yağlar arabanın çarpma şiddetini ne yapıyor? Asorme ediyor, tamam mı? Emiyor onu. Derken halama hiçbir şey olmuyor. Misal kocası var 162 kilo. Bu adamların, bunların ikisinin daha bir kez olsa kışın kombi yaktığını görmedim. Niye? Üşümüyorlar. Nesi zararlı? Yararı da varmış değil mi? He? Hüseyin Bey, yine de eğer kendileri zayıflamayı düşünürlerse benim kliniğime gönül rahatlığıyla başvurabilirler. Bizim kliniğimizde zayıflatamadığımız hiç kimse olmadı şimdiye kadar Allah aşkına. Allah Allah ya. Mesut hocam. Mesut hocam, yanlış duymadıysam Allah Allah ya dediniz. Neye şaşırdığınızı merak ediyorum. Evet, öyle bir şey söyledim, doğru. Ben herhangi bir şeye şaşırmadım. Ama şunu söyleyeyim. Demek ki... İyi akşamlar ben... Cale Hanım. İyi akşamlar. Pozitif Detoks kampından herkese merhabalar. Burada her şey organik ve doğal. Sabah çok sıkı bir kahvaltıyla güne başladık. Cale Hanım, sesim geliyor mu? Ah, ah, ah! İsmail'cim, brokoli yememişsin. Yemedim çünkü ben brokoli sevmiyorum Leman Hanım. Ah, öyle mi? Biz sana sevdirmesini biliriz. Buyurun lütfen. Bakalım nasıl sevdirecekler. Tekrardan bağlanıyorum. Pekala İsmail hocam, size tekrar bağlanacağız. Bu noktada tekrar dönüyorum.
Mesut hocam, obezite neden oluyor? Efendim şimdi obezite ve bunun gibi fenomenlerin temel sebebi insanların sağlıklı yaşama önem verme... Sağlıklı yaşam. Sen iyice sapıklaştın ha. Ne alakası var beyefendi ya? Bana bak, 85 milyon burada bizi izliyor. Çoluk çocuk da var içinde. Sen sağlıklı yaşanmış. Bu ne ya? Neden böyle söylediniz? Biraz açar mısınız Hüseyin hocam? Efendim, böyle söyledim çünkü sağlıklı yaşam diye bir şey yoktu. Efendim, böyle bir şey olabilir mi Allah aşkına? Sağlıklı yaşam diye bir şey vardır ve bu çok önemlidir. Allah Allah. Sağlıklı yaşayıp da ölmeyen biri var mı ya? Efendim, herkes ölüyor sonuçta. Bak, sağlıklı yaşayıp da bir ölen biri var mı yok mu? Sen bana mı söyle? Efendim, ben bunu kabul ediyorum. Ya bana demagoji yapma. Var mı yok mu ya? Ya efendim, ama... Var mı yok mu? Sağlıklı yaşayıp ölünüyor değil mi? Yok, evet. Ölünüyor değil mi sağlıklı? Demek ki sağlıklı yaşam diye bir şey yoktur. Olsa olsa sağlıklı ölüm diye bir şey olabilir. O da zaten bu programın konusu değil. Demagoji ya bu. Ya hanımefendi bakın, böyle sağlıksız bir argüman olabilir mi ya? Aa, Fikri Bey'e soralım. Var mı Fikri Bey öyle bir şey? Yok, tenezzül bile etme. Ya hayır bakın, ben derdimi anlatamıyorum herhalde. Böyle bir şey yok. Sağlıklı yaşam diye bir şey var. Bunun da en temel şeyi diyettir. En temel şarttır. Doğru. Diyet gerçekten çok önemli. Ya öyle mi? Efendim, kilomuzu belli bir seviyede tutmamız şart. Yani sen diyorsun ki zayıf insan sağlıklıdır, öyle mi? Evet efendim. Zayıf iyidir diyorsun ha? Bir tabii. Utanmadan canlı yayında. Zayıf iyidir. Evet. Peki, o zaman sana şöyle örneklerle geleyim. Mesela zayıf madem iyi, niye bizim çocuklarımız karnesinden zayıf getirdiğinde sinirlerimiz bozuluyor? Mesela neden bir topçu kötü oynadığı zaman zayıf performans gösterdi diyoruz? Mesela biri geldi senin evine baktı, bu bina zayıf dedi. Sen evde oturmaya devam eder misin? Ya oturmam tabii. Oturmazsın değil mi? Aa işte böyle kalırsın. Demek ki zayıf iyiydi. Buradan tarihe geçsin. Zayıf kötüdür. Zayıf en kötü şeydir. Hadi bakalım. Ya bu saçma sapan örnekler bunlar. Böyle bir şey olamaz. Ayrıca şunu söyleyeyim. Asıl göbekli olan kötü ve sağlıksızdır. Doğru. Ya yeter ama. Ben söylemeden duramayacağım ya. Ya nasıl bir diyetisyensiniz siz yahu? Neden? Ne olmuş ki? Göbeğiniz var. Senin de burnun büyük, terbiyesize bak ya. Burada insanların yani doğuştan gelen özellikleriyle televizyonda alay etmeye utanmıyor musun sen? Yani pes ya, pes. Buradaki en sağlıklı insanım ben. Güçlü ve sakin. Bu alandaki en süper bireyim ben. Dengeli ve sürdürülebilir. Yaşamdaki en doğru kitleyiz biz. Organik ve brokoli seven. Kendimi seviyorum. Kendime bakıyorum. Kendimi öpüyorum. Kendimi duyuyorum. Ve brokoli yiyorum. Brokolinizi hala yemediniz. İsmail Bey. Ben brokoli sevmiyorum, o yüzden. Brokoli dışında burada her şey süper bir ortam var burada. Her şey organik, hiçbir teknolojik malzeme kullanılmıyor. İlk çağlarda gibi yaşıyoruz. Sürdürülebilir ve yenilebilir malzemelerden yapmışlar her şeyi. Biraz ter kokuyor ama alışıyorsunuz. Buyurun İsmail Bey, su için. Çok teşekkür ederim. Bu da organik kurabiyeniz. Sağ ol. Mesela İsmail Bey'in içmiş olduğu su tamamen geri dönüşümden sağlandı. Öyle mi? Evet. Kendi atıklarımızdan dönüştürdüm. Mavi kapılı odaya bıraktığımız atıklar. Tuvalet orası. Aa! O zaman bu kurabiye... kakao demiştiniz. Evet. Sizinkini sizin için dönüştürdük. Burada hiçbir şey ziyan olmaz. İsmail zaten... Bey buraya gitmekle iyi b**lemiş diyebilir miyim? Evet, ben zaten çok kurabiye sevmiyorum. Buradan aktaracaklarım bitti. Ben ivedilikle stüdyoya geliyorum efendim. Aa, yok. Ben size daha ahırları gezdireceğim. Hayvansal sevgi çemberiyle ilgili bilgi vereceğim. Hayvansal sevgi çemberi. Bakalım nasıl bir şeymiş. Birazdan tekrar bağlanacağız. Orada da bu adama kesin tezek yedirirler ha. Bence bir jandarmayı falan arayın, bassınlar burayı.
Hüseyin hocam, İsmail hocaya elbette döneceğiz ama ben kaldığımız yerden devam etmek istiyorum. Mesut hocam, en son fiziksel özellikleri sebebiyle İbrahim hocamı yargılıyordunuz. Hayır efendim, asla. Ben yargılamıyorum ama bir diyetisyenin bu kadar kilolu ve göbekli olması sizce normal mi? Beyefendi, iş hayatımı, özel hayatımı ben birbirine karıştırmıyorum. Ne var bunda? Siz bir teknik direktörün çok iyi koşmasını bekler misin? Gol, bravo. Vallahi helal olsun. Nasıl tahtama 90'a? Göbekli adam en birinci adamdır kardeşim. Göbek misal. İbrahim Bey istese burada hepimizi döver. Doğru mu? Ha, Jalan'ım hariç. O bayağı şey olmadı. İbrahim Bey istese hepimizi döver. Doğru mu? İbrahim Bey döver misiniz? Döver. Bak gördün mü? Herkesi döven adam en sağlıklı adamdır kardeşim. Ama zayıf öyle değil. Misal bak. Fikri Bey, kalk lan buradan. Gördün mü? Senin övdüğün zayıf insan profili. Bak bir ondaki duruşa bir heybete bak. Beyefendi. Gel gel otur gel. Gel. Deney yap. O zaman sumo güreşçileri sağlıklı insanlar öyle mi? Aynen öyle. Sumo güreşçileri öyledir. Yanakları da al al olur böyle. Öyle değil mi lan? He? Yani. Sen su konuş. Ya tamam zayıflığı, kiloyu bir kenara bırakalım ama şuradan şunu söylüyorum. Şekerden, yağlı yiyeceklerden ve fazla etten uzak durmamız lazım. Ya biz inek miyiz? Niye etten uzak duruyoruz ya? Beyefendi, gut oluruz, gut. Tamam, okey işte. Gut oluruz yersek iyi işte yani demek ki. Demek ki çok yersek veri gut olacağız ya adam. Hastalık bile zaten şeye övgü diziyor ete. Sen İngilizce de bilmiyor ki. Beyefendi, fazla yemek yemek zararlıdır. Ölüme neden olur. Ya her şey inat. Ben senin bu inadını kırmak için her zaman hazırım. Belgeye, deneye, her an sürprizli veririm. Bak mesela, elimde görmüş olduğun sepette türlü türlü yiyecekler var. Yapalım deneyim şimdi kutla bak. Dürüm götür, mü götür, götür. He dürüm. Çikolata da var. Ne yapacaksın? Ye ye, iyice. Isır ha. Şundan çikolatayı da al. Birazcık patates ye. Ya adam boğulacak, boğulacak. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olduğu var mı? Taş gibi adam hala ayakta duruyor. Al birazcık da dondurma kaşıkla. Ha? Var mı bir şey? Var mı bir sıkıntı oluyor mu? Adam fenalaşıyor, fenalaşıyor adam. Ya hiçbir şey olmaz. Al bir yudum soda iç. Sodan geç bak geçecek şimdi sodan. Geç. Fikir hocam, iyi misiniz? İyi tabii canım adam, ne olacak? Bak, istediğini ye, istediğin kadar ye, sonuna soda içersin. Bitti gitti, biz böyle gördük ya. O zaman uzmanına sormak istiyorum diyetisyenimize. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Evet tabii Cahil Hanım, bizim de görüşümüz insanların istediğini yemesi yönündedir. Dürümü alabilir miyim? Belli, belli. Belli. Yardım edin. Bu çok acayip şeyler oluyor. Lütfen yardım edin. Birileri yardım edin. İsmail Bey kaçmayın. Sadece ipinizi bağlayacağım. Burada ahırlarda hayvanlar yok. İnsanları bağlamış yemliyorlar. Böyle kamptan kaçmaya çalışanları, sebze yemeği reddedenleri böyle koyun gibi gidiyorlar. Az önce Gülşanlar Holding'in CEO'sunu gördüm. Adam samana pisliyordu. Ne olur acil ya. Arzu! Buraya gel. Ayaklarını bağla ve etiketini vur. Etiketini mi vur? Ne olur? Aa, yardım edin. Ulan adamı kurbanlık koyun ettiler. Görüyor musun? Evet İsmail Bey'e döneceğiz ama Mesut hocam, sporla ilgili ne düşünüyorsunuz? Sağlıklı buluyor musunuz? Tabii ki sağlıklı yaşamın bir koşulu da spor yapmaktır. Spor en sağlıksız şeydir. En kötü şeydir. Ya sporun da sağlıksız olduğunu iddia edemezsiniz beyefendi ya. Bak ben sana burada sporun sağlıksız olduğunu kanıtlarım ama. Ya kanıtlayın buyurun ya. Bak sana ispatlarım sana sağlıksız. Lütfen ispatlayın. İspatlarsam ne yapacağım? Bodrum meydanı ispatlayın. İspatlarsam anılacağım mı 85 milyon önünde? Efendim siz ispatlayın. Anlayacağım mı? Eşek gibi anlayacağım mı? Tamam, ispatlayın buyurun. Hemen ispatlıyorum. Her zaman olduğu gibi belgelerle konuşuyorum. Al. Bu benim Şükrü eniştem. Kendisi 168 kilo. Bak yanaklar al al. Cildine kadar püri pak. Her zaman bıyığı, saçı, sakalı tertemiz giyinir. Tiril tiril bir adamdır. Ama spor namına bugüne kadar böyle kolunu kaldırmışlığı yok. Öyle bir adam. Camış gibi böyle duruyor. Burada da sporcu boksçular var. Hangisi daha sağlıklı görünüyor? Efendim şimdi bunu buradan böyle söyleyeyim. Demagoji yapma. Hangisi daha sağlıklı? Bunu mu daha sağlıklı yoksa bu patates tarlasını dönmüş suratlar mı? Hangisi daha hayır, sağlıklı? Hayır bu mantıklı değil ki. Mantıklı senin bir lafı dolandırma. Hangisi daha sağlıklı? Yani tamam Şükrü amcanız daha sağlıklı gözüküyor. Alır lan 85 milyon yılında. Ne münasebet efendim? Alır lan hemen 85 milyon yılında. Efendim böyle bir şey değil. Alır!
Ya bana cami evinde şunu da yaptırdınız ya. Yazıklar olsun Jale Hanım. Size de yazıklar olsun. Vallahi ben gidiyorum. Programı terk ediyorum. Size hele... Geri git. Aa, böyle bilimin karşısında hapışıp kalırsın. Defol ya. Evet sevgili seyirciler. Bir bölümün daha sonuna geldik. Mesut hocamızın anırarak uzaklaşmasından da anlattığımız üzere... sağlıklı yaşam büyük bir zırvaymış. Saatlerimiz 23'ü gösteriyor. Bu noktada diyetisyenimize sormak istiyorum. Bu saatte ne yememizi önerirsiniz? Yani stüdyonun hemen yakınında çok iyi bildiğim bir kebapçı var. Üstüne de künefe gömebiliriz. Harika bir fikir. Vallahi ben varım. Fikri sen bir şey yemedin. Ya hadi gel gidelim. Hadi gidelim. Vallahi hiç ağzını bile açma. Ben bir şey demiyorum. Evet, bilimin zirve yaptığı bir bölümün daha sonuna geldik. Haftaya tekrar bilimin ışığında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıklı yaşam kampında öğle yemeği vakti. Yardım edin, yardım edin. Ama niye öyle diyorsunuz? En doğalı bu. Sağlıklı yaşamaya başladığımdan beri çok mutluyum. Hiçbir şey düşünmüyorum. Zaten düşünecek protein de yok. Allah aşkına bir polis, bir jandarma bir şey gönderin. Hey! Kendi aranızda zıvalamayın bakayım. Çok konuşmayın. Yemle şunları. Gülmekse mesele, katılarımıza ve de sen ne söyle.